Kendi kaçalım zor iş. Devam başkanım bilir. Dostlar bilir. İkimiz bir fidanız. Güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Değerli dostlar, siyasetçi, sendikacı kürsüye çıktığı zaman konuşur da az önce dörtlü Şenay söylüyordu 70'li yıllarda. Değil mi başkanım? Şimdi Abdülhamit de bir gün Dolmabahçe Sarayı'nda Boğaz'a doğru bakıyor. Şiir yazacak. Her şeyden anlıyor ya. Yani koskoca Avrupa'yı idare ediyor, Türkiye'yi idare ediyor. Oturmuş camın boyuna Boğaz'a doğru bakıyor. Şu denize bakıp bakıp ağlamalı. Gerisini getiremiyor. Hey vezirler, 10 tane, 12 tane vezir geliyor. Bunun gerisi nasıl olacak? Kimse bir şey diyemiyor. Biraz da korku var. Tabii padişahlık, sultan. Bir tanesi vezirin diyor ki, 13. Efendim, bilirse diyor, Tekirdağ veziri bilir, onu çağıralım. Evet. Hemen getirirler. Geliyor. Buyurun padişahım. Bir şiir başladım ben diyor, gerisini getiremiyorum. Bu ne olacak? Efendim vallahi ben de şiir yazıyorum ama bunun gerisini getirmem mümkün değil. Fikrin var mı? Var diyor padişahım. Malta hapishanelerinde hapis yatan Namık Kemal getirir bunun arkasını diyor. Tez olan Namık Kemal'i getirin Malta'dan bu yana. Namık Kemal geliyor. Hey, söyle bakalım bre, kafir. Ben şiir yazıyorum. İki satır yazdım, gerisini getiremiyorum. Buyurun padişah, ne yazdınız? Şu denize bakıp bakıp ağlamalı. Gerisi Abdülhamit dedirmiş, boynundan bağlamalı diyor. Bütün Türkiye'nin, dünyanın bütün aydınlarına selam olsun.